Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hakaret içerikli karikatürler çizen, sokak ortasında Kur'an-ı Kerim'i yakan, İslam karşıtı İsveçli Lörsviks isminde tam okuyamamış olabilirim hocam. İsimli karikatür, karikatür çizimcisi yani karikatür, trafik kazasında yanarak iki koruma polisiyle birlikte ölmüş e, ee, bu tweet atan kişiden nara bol olsun temennilerinde bulunmuş. Şimdi normal şartlarda tabii iman küfür savaşı Adem Aleyhisselam'dan peygamber e, kıyamet sabahı devam edecek dedik biliyorsunuz yani. İşte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında peygamberimizle ile hakaret edenler, hicre edenler, peygamberimiz ifade kullananlar, ağır ifade kullananlar hep olmuştur, oluyordur yani. E sonrasında yine hakeza ne yapacak yine olacaktır kıyamete kadar olacaktır. Şimdi bu tane bir tanesi yani sen söyle geberdi diye sen söyle iş bitti manasına gelmesin yanlış anlaşılmasın yani. Bir tanesi gebermiştir yani. Bunlar hep uğur yani. Olmaz diye bir şey beklemeyin. Zaten mesele bunların bunların olması değil arkadaşlar. Burası çok önemli yani. Mesele şurası. Velayet hazun kelledine yusari'un fi'l Allah buyuruyor. O kafirlerin diyor çalışmaları diyor, onların mücadele vermeli diyor, sizi üzmesin diyor. İnnehum len yadurullah. Asla onlar zarar veremez diyor. E, mesele ne? o zaman? Mesele Müslümanlar bizler ne yapıyoruz? Bizler gerçekten bu işe nasıl sahip çıkıyoruz? Biz normal şartlarda 1,5 milyar hatta iki milyar yakın Müslümandan bahsediyor. Yeryüzünde 2 milyar yakın Müslüman gerçekten istenen şekilde Allah'ına, peygamberine, kitabullahına gerçekten güzel şekilde sahip çıksa bunların ağzını açma şansı yok. Ağzını açamaz. Peygamberimize hakaret etmeyi bırak, beyninden dahi geçiremez. Ama Kafirlerin bir oyunu var biliyorsunuz. Tek oyunu zaten ve başarılı oldukları bir oyun var. O Rabbim inşallah bu başarı bu 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 oyundan inşallah Müslümanları kurtarsın inşallah diyorum. Nedir kafirlerin tek oyunu? Tek oyunundan bahsediyorum size. Tek oyun. Ne o? Tek oyun. Tefrika. Müslümanlar arasında tefrikayı ne yap? Yerleştir. Bakın yeryüzünde en önemli şey şudur. Saygı ve sevgi. Bak üzerine duruyorum. Saygı ve sevgi. Eğer bir toplumda saygı ve sevgi olduğu takdirde o saygı sevgiyi muhafaza ettiği takdirde o toplumun sen yenme şansın yok. O yüzden dolayı ne yaptılar? Saygıyı sevgi yani Kur'an'ın ahlakını, peygamber ahlakını, Allah'ın vermiş olduğu bu güzel ahlakı yeryüzünde ne yaptılar? Kaldırmak için her türlü mücadeleni verdiler ve Müslümanlar arasında verdiler tefrikayı. Sen o bilmem ne birbirine bir düşürdüler. Rabbim bu tefrikadan inşallah Müslümanları kurtarsın. Çünkü bu tefrika yüzünden bu kafirler ne yapabiliyor? Şımarıyor. Bu tefrika yüzünden Allah'a karşı ifade kullanmaya kalkıyorlar. Bu tefrika yüzünden peygambere karşı ifade kullanmaya kalkıyorlar. Bu tefrika yüzünden Kitabullah'a karşı kullanmaya kalkıyorlar. Bu tefrika yüzünden İslam'a karşı olumsuz konuşmaya kalkıyorlar. Yoksa bu tefrika olmasa, yani bu ayrılıklar olmasa, bu ayrılıklar olmasa, birlik beraberlik olsa, rüzgarından, senin rüzgarından onların konuşma şansı yok ya Ya ağzını açma şansı yok. Bırak ağzını açmayı, tekrar ediyorum, yeminle söylüyorum, beyninden dahi geçiremez. Korkusundan. Korkusundan, beyninden dahi geçiremez. Ama maalesef, işte o tefrikada yani, gerçekten Müslümanları birbirine düşürme konusunda da, ciddi bir şekilde ne yaptılar? Çünkü Müslümanlara başka yenme şansları yok. Ya yani Müslümanlara tanklarıyla, toplarıyla yenme şansları yok. Çünkü Müslümanlardaki o iman, o iman, gerçekten o iman, o tefrika olmayan Müslümandan bahsediyorum ben size. O iman asla o, onların onların asla galibiyet görmesi mümkün değil. Ama Müslümanları birbirine bir düşürüyorlar. Müslüman birbiriyle uğraşırken, Müslüman birbirini gerçekten ne yaparken? Allah muhafaza etsin, olumsuz bakarken, ön yargıyla bakarken, dışlarken bu sefer de adamlar, hainler her türlü hainliği ne yapıyor ortaya koyuyorlar. Rabbim inşallah bu konuda Müslümanlara yardım eylesin. Ama bu konuda tekrar ediyorum bizler şükürler olsun elhamdülillah. Her yerde buna çalışmasını yaptık. Ne dedik? Birlik, beraberlik, kardeşlik lazım. Müslüman kardeşlerimiz olumsuz bakmayın, Müslüman karşına hakkında konuşmayın, Müslüman kardeşlerimiz oturun konuşalım gerçekten varsa konu oturalım bir masada bu işi ne yapalım çözelim. Elhamdülillah. Şimdi sevmesini görmeye başladık şükürler olsun. Şimdi elhamdülillah yani bunun meyvelerini görmeye başladık. Daha da iyi olacak inşallah, daha da güçlü olacak. Çünkü Müslüman birbirine ne yapmamalı düşmemeli inşallah.